Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bu çok anlamlı sempozyumun son gününde ve son oturumlardan birindeyiz. Birbirinden önemli başlıklar var bugünkü oturumda. İlk konuşmamız Kertenkele'nin Serencamı, Bir Film Üç Algı üzerine olacak. Bilal Toprak, Mardin Artuklu Üniversitesi'nden. Kertenkele bir İran firması olarak biliyorsunuz ve bizde de bir televizyon dizi uyarlaması yapıldı. Zannediyorum çok ilginç bir konuşma dinleyeceğiz. Teşekkür ederim. Buyurunuz efendim. Kıymetli katılımcılar, sempozyumumuz son oturumunda ben de sinema ve din ilişkisine güzel bir örnek oluşturduğunu düşündüğüm bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Malumunuz olduğu üzere Ekim 2014'te ulusal kanalların birinde Kertenkele isminde bir televizyon dizisi başladı ve kamuoyunda da oldukça tartışıldı bu dizi. Tabii. 20 dakika, ben hatırlatmalar yapacağım. Fakat bu televizyon dizisi jeneriğinde belirtildiği gibi tümüyle orijinal değil. Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi Kemal Tebrizi'nin 2004 İran yapımı Marmelok filminden alınmıştı. Onun bir uyarlamasıydı. Fakat Marmelok filmi de sıfırdan üretilmiş değil. Onun da öncesi var. O da 1989 yılında sinemaya uyarlanmış We're No Angels ismiyle Beyaz Perde'de yer bulmuş olan bir çalışma. Bu da son değil, bunun da öncesi var. Aynı isimle 1955 yılında ilk defa bu filmi biz Beyaz Perde'de görüyoruz. Dolayısıyla burada 60 yıllık bir uyarlama zincirinden bahsedebiliriz. Üstelik bu uyarlama zinciri sadece Hollywood'un içerisinde değil, demin de ifade ettiğim gibi Hollywood, İran ve Türkiye'de Beyaz Perde'de yer bulmuş olan filmler. İşi ilginç kılan diğer bir taraf da Beyaz Perde'de veya televizyonda gösterilen bu filmlerin izleyicileri Hristiyan, Şii ve Sünni toplumlar. Dolayısıyla aslında çalışmayı eğer bir önemi söz konusuysa çalışmanın önemi de biraz buradan geliyor. Yani izleyici kitle veya toplum dediğim gibi farklı, birbirinden oldukça farklı özelliklere sahip. Acaba bu uyarlamalar ne kadar başarılı, içerisinde sıkıntılar var mı, efendim işte mesaj içerik yönünden, karakter analizi, mekan analizi gibi birçok noktadan ele almak mümkün. Öncelikle sizlere filmleri şöyle kısaca bir tanıtmak istiyorum. İlk filmimiz dediğimiz gibi 1955 yılında Beyaz Perde'de kendine yer buluyor. Burada her 3 hatta 4 filmde de aynı durum söz konusu. Burada işte 3 tane mahkum var. Joseph, Albert ve Jules. Bunlar şeytan adasından kaçıyorlar bir yolunu bulup. Amaçları işte iskelede bekleyen gemiye binip bir an önce Paris'e gitmek ve özgürlüklerine kavuşmak. Ancak paraya ihtiyaçları vardır, kıyafete ihtiyaçları vardır. Hemen bir mağazaya gözlerini kestirirler. Ancak içeriye girdiklerinde mağaza sahibinin ailesinin içinde bulunduğu o durum onları derinden etkiler ve onlara yardım etmeye karar verirler. Böylece olaylar gelişir. İkinci film ise 1989 yılındaki uyarlamadan bahsetmiştik. Burada da Ned ve Jim isimli iki gene kafadar var. Bunlar işledikleri suçtan ötürü hapishanededirler. Amerika'nın kuzeyinde bulunan bu hapishaneden kaçtıklarında kaçabilecekleri tek yer Kanada'dır. İzlerini kaybettirip bir an önce Kanada'ya gitmek isterler. Ancak işte yanlış anlamalar neticesinde kendilerini birer rahip olarak manastırda, sınır kasabasında bulurlar ve olaylar gelişmeye devam eder. Uyarlamanın diğer filmi ise Marmoluk dedik. 2004 yılında İran yapımı. Burada da gene hırsızlıktan dolayı cezaevine giren Rıza karakteriyle karşı karşıyayız. Rıza yakalanır. Cezaevinde işte ilaç kullanmak suretiyle intihara kalkışır. Kaldığı odada bir molla vardır. İşte mollanın kıyafetlerini giyer kaçar. Sınır kasabasında koğuşlanır. Orada bir camide işte imamlık ve vaizlik yapar. Bir yandan da yurt dışına yani Türkiye'ye kaçmanın yollarını aramaktadır. Sunumun merkezinde de
Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi aslında bu Marmelok filmi olduğunu da şimdiden ifade edebiliriz. Gelelim Türkiye'deki diziye. Türkiye'deki malum, burada da üstün yetenekleri olan bir Ziya karakteriyle karşı karşıyayız. O da aynı Marmelok filmini izleyenleriniz varsa zaten aradaki benzerliği hemen fark edeceklerdir. İlk bölümü bilhassa dizinin tümüyle Marmelok filminin bir tıpatıp neredeyse aynısıdır. O da ama farklılık var. Bizim hani belki Yeşilçam'dan gelen bazı böyle kodlarımız var bir türlü kıramadığımız. Hemen onlarla yüz yüze geliyoruz. Nedir? İşte kertenkele gayrimenkul kralı olan Ekrem Bey'in villasında kalır ve onun torununa aşık olur. Olaylar böylece gelişir. Ne yapacağız biz? Kötü haber hocam. Ne yapacağız? Bunlar üzerinde o zaman hızlıca bir karşılaştırma yapmamız gerekecek. İşte mekan analizi, karakter analizi, kötülüğü, tasvir. Yani bu kültürler arasında nasıl bir farklılık var? Sembolizm, mesaj ya da kurumsal din eleştirisi. Kuşkusuz birçok hani metinde daha farklı karşılaştırmalar da var ama bu kısa oturum içerisinde sadece bunlara değinmekle yetineceğiz. Mekan analiziyle başlayalım. İlk 1955 yılındaki filmde 1895 yılında Fransa'nın sömürgesi olan Şeytan Adası'nda olaylar geçiyor. Yani gözden ırak bir yer. 89'daki filmde ise iki mekan söz konusu. Bir tanesi işte hapishanedir. Hapishane oldukça kötü bir şekilde resmedilir. Mahkumlara son derece ağır bir şekilde davranılmaktadır. Ağır işlerde çalıştırılırlar, elektrik sandalyesinde cezalandırılırlar vesaire. Yani bunlar böyle birebir bir şekilde adeta insanın gözünün içine soka soka resmedilmekte. Firar sonrası ise olaylar işte Kanada sınırındaki küçük bir kasabada geçiyor. Burada da tam bir Katolik manastırının hakimiyeti söz konusudur. Halk üzerinde tam bir etkilerin söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Marmelok filmine geldiğimizde ise o da aynı Vernon Angels'ın 89'daki uyarlamasında olduğu gibi iki mekan var. Biri hapishane, diğeri ise bir sınır kasabasıdır. Fakat işte bizim Kertenkele'ye geldiğimiz zaman ise olaylar bakın gözden ırak bir yerde değil, İstanbul'un tam da elit bir mahallesinde geçmektedir. Bununla ilgili çelişkileri zaten biraz sonra değineceğiz. Karakter analiziyle ilgili neler söyleyebiliriz? İlkinde en üstte görüyorsunuz hani çatıdan bahsettiğimiz 1955 yılındaki uyarlamada hane halkını gözetliyorlar orada. Ne var? Burada Joseph karakteri oldukça mahir bir dolandırıcı. Albert, affınıza sığınarak söylüyorum, genç bir kıza işte cinsel tacizde bulunmuş, kendisine işte para vermediği için amcasını öldürmüş biridir. Jules karakteri ise Noel gecesinde işte karısını en yakın dostuyla birlikte olurken yakalamış ve eşini küçük parçalara ayırarak böyle vahşi bir şekilde öldürmüştür. Böyle bir karakter. 89'daki uyarlamaya geldiğimizde orada Robert De Niro'nun canlandırdığı Ned karakteri de işte kadınlara ilgi duyan bir tiptir, hırsızlık yapmaktadır. Bu iki kafadar son derece dini uygulamalara, dini bilgilere olabildiğince yabancıdırlar. Bir de Molly karakteri var burada Demi Moore'un canlandırdığı. O da yoksulluktan dolayı kötü işler yapmaktadır. Bu kötü işlerin sorumlusu olarak da kiliseyi görmektedir. Geliyoruz Rıza Marmoli'ye, İran yapımına. Orada da profesyonel bir hırsızdır Rıza. İşte düz duvara tırmanabilecek bir kabiliyete sahiptir. Ancak ilginç bir özelliği vardır. Böyle eline silah almamıştır bu karakter. Haram aylarda kesinlikle içmez ve çalmaz. Bunu bizzat ifade ediyor. Geliyoruz bizim Türk yapımı Kertenkele'ye. Onunla ilgili birkaç şey söylemeden edemeyeceğim. Birincisi bir kere az önce de ifade ettiğim gibi İstanbul'un elit mahallesinde geçiyor. Ziya imam olarak işte karşımıza çıktığında bakıyoruz ki hani kıraata bu kadar değer veren bir toplumda böyle birinin yaşaması çok mümkün değil. Çünkü ben de bu şerefli mesleği 4 yıl icra etmiş biri olarak söylüyorum. Cemaat kıraat affetmez yani. Kıraat yanlışlarını kesinlikle göz yummaz. Onu da geçelim. Sarık ve cübbeyle işte dolaşıyor. Marmolek filminden birebir alındığı için bunun Sayın Başkan da belki ifade edecektir. Çok kötü örnekleri var maalesef Yeşilçam yani geçmişimizde var. Birebir alındığı için gerçekten göze batıyor. Yani sarık ve cübbe bu toplumda hepimiz biliyoruz ki bir korunma aracı olamaz. Yani sizi işte
polislerin hani film senaryosunun gözünde bulundurduğumuzda sizi bundan korumaz, aksine hedef tahtası durumuna getirir. Çünkü kendi koruma içinde bile ötekileştirilen bir iman söz konusudur maalesef bu toplumda. Sonraki zaten 6 bölümüne dayanabildim bu dizinin, daha fazlasını hani affınıza sığınıyorum. Yani zihnime daha fazla zulmedemedim. Bu akşam 30. bölümü oynanıyor herhalde ama 6 bölümden fazlasını maalesef bünyem kaldırmadı. Geliyoruz kötülüğü tasvir meselesi, son derece önemli bir mesele. İşte nasıl bir sinema sorusu aslında tartışıldığında bunu konuşuyoruz değil mi? Bu kötülük nasıl tasvir edilecek? Hollywood filmlerin her ikisinde de ortak olarak gördüğümüz bu kötülüklerin çok açık net bir şekilde ifade edildi. Hani insanın gözüne böyle soka soka diyoruz ya, böyle göstere göstere. Böyle bir durum söz konusu. Yani hapishanedeki durumlardan tutun işte Molly'nin o kötülüğü tasvir etmesine varıncaya kadar bunlar böyle bizzat açık ve net bir şekilde ortaya konuyor. Ama Marmolek'te bir fark var. Yani benim gerçekten çok ilgimi çeken. Orada bakın hapishaneyi bile tarif ederken, hapishaneyi bile ortaya koyarken size hapishane şartlarını böyle birebir göstermiyor. Cezaevi müdürü ile Rıza arasında geçen diyaloğu entelektüel bir düzeyde Foucault ve Deleuze üzerinden, bakın yani eğer Foucault'un işte o sistemin beden üzerindeki hakimiyeti meselesini bilen biri bizzat orada işte o Foucault'un veya Deleuze'un ısrarla söylediği şeyi görüyor. Yani bizzat sanki yani o kitap oraya aktarılmış, o birkaç diyaloğa sığdırılmış. Bunu orada görmek mümkün. Bu da büyük bir başarı olsa gerek. Türk yapımı Kertenkele değilse kötülüğü tasvir zaten fotoğrafta da görüyorsunuz. Bu noktada pek bir kaygıların olduğu söylenemez. Peki sembolik dile bakalım. Sembolik dille ilgili ne söyleyebiliriz? 1955 yılındaki uyarlamada bir yılan var orada, Adam ismi de. Elinde görüyorsunuz o kafeste olan Adam'dır. Yılanın isminin Adam olması çok ilginç. Çünkü biz Yahudi Hristiyan geleneğinde yılanın işte kötülüğü temsil ettiğini biliyoruz. Yani işte Adem'i ve Havva'yı yoldan çıkaran yılandır. Fakat burada yılan kötülüğü ortadan kaldıran bir anlam yüklenmiştir yılana ve isminin Adam olması da herhalde rastlantı olmasa gerek. Aynı şekilde çok güçlü bir Noel vurgusu vardır. Az önce bahsettiğim kötü olan karakterler, bakın yani böyle kıtır kıtır adam kesen, işte her türlü kötülüğü yapabilecek bu insanlar Noel gecesinde adeta birer meleğe dönüşmüştür. Noel onları bir anlamda dönüştürmüştür. 89'daki ne geldiğimizde de orada da güçlü bir sembolizm söz konusu. İşte o üst fotoğrafta gördüğünüz hani birleşen eller, su altında işte boğulmak üzere olan karakter Meryem Ana'nın heykelin elini tuttuğunda kurtuluşa ulaşmıştır. Yani hayatını kurtarmıştır. Aynı şekilde küçük kız vardır burada, dilsiz ve sağır. O da bir anlamda masumiyeti sembolize eder. Dolayısıyla orada da güçlü bir sembolizmin olduğunu söylemek mümkün. Marmule'ye baktığımızda orada da görüyorsunuz ekranda altta işte Rıza hapishanedeyken tellerin arasında sıkışmış olan bir güvercin görür. İşte iddia sonucu o düz duvara tırmanır ve gidip o güvercini oradan kurtarır. O güvercin film boyunca 2-3 defa karşımıza çıkıyor. Yani Rıza ne zaman bir kötülüğe yeltense o güvercin bir şekilde ona engel oluyor. Çok ilginç bir şekilde bu güvercinin de iyiliği sembolize ettiğini söylemek mümkün. Örnekleri var ama vakit zannediyorum dar olacağı için örneklere girmeyeceğim. Yine üst tarafta görüyorsunuz yaklaşık 4-5 yaşında bir çocuk. Rıza bu çocukla da sık sık karşı karşıya geliyor. Önemli kararlar vereceği an bu çocuk karşısına çıkıyor ve bakışlarıyla Rıza'yı o kararından vazgeçiriyor. Bu çocuk da onun aslında şeyi, yani masumiyeti bir anlamda sembolize ediyor. Yani cemaatin verdiği paralar var. İşte bunları verirken bir kısmına el koyma niyeti var Rıza'da ama bu çocuğun bakışlarını gördüğü an bu durumundan vazgeçiyor. En son polise yakalandığı zaman da kıyafetleri götürüp o çocuğa teslim ediyor ve uslu insanlar bu işi yapmalı, masum insanlar bu işi yapmalı diye orada da buna bir vurgu söz konusu. Filmi belki anlamlı kılan en önemli yönlerden bir tanesi kurumsal din anlayışına getirdiği eleştiridir. Bunu ilk film için söyleyemeyiz ama özellikle 1989 ve Marmoluk için söylemek mümkün. Peki nasıl bir kurumsal din anlayışı var? Nasıl bir mesaj var bu filmlerde? Hemen toparlıyorum. Nasıl yapılıyor bu? İlginçtir. Bu dediğim gibi dini bilgiden yoksun olan bu iki kişi o
sınır kasabasına gittikleri zaman orada kendilerinden kendileri rahip olarak gördükleri için hani karıştırma sonucu onların işte o günü özel dua yapmaları istenir. Tabi bunların duadan falan haberi yok ama kasabaya girmeden önce böyle İncil'den bir pasaj görmüşlerdir. Çıkar ve böyle samimi bir şekilde o pasajı okur sadece. İncil'den o bölümü okur. İşte fakirlere, garibanlara yardım edin gibi bir pasaj okur orada. Tabi orada bulunan din adamları buna güçlü bir şekilde itiraz ederler. Biz işte şey miyiz, protestan mıyız, nasıl olur böyle bir şey derler. Devamında mesela ellerini açar ve bakın süslü bir şekilde değil, gayet doğal bir şekilde der ki lütfen bayan, Meryem Ana'ya hitaben, hatta Madonna işte İngilizce ifadesi Madonna der veya Lady der bazen. Lütfen bayan bana ve ne de iki çift ayakkabı gönder. İki dakika sonra işte manastır görevlisi elinde bir sepet ayakkabıyla içeri girer gibi buna benzer durumlarla karşılaşmak mümkün. Marmeluk'ta peki nasıl bir eleştiri söz konusu? Marmeluk hemen onunla ilgili diyaloglar üzerinden gidelim isterseniz. Vaazlarında kullandığı mesela ifadelerden bir tanesi diyor ki insanları zorla cennetlik yapamazsın. Sevgili kardeşim öylesine hızlı itiyorsun ki öte taraftan cehenneme düşecekler neredeyse. Bunu nerede söylüyor? Oğluna zorla hafızlık yaptırmaya çalışan Fazlı Efendi'ye, geleneği temsil eden Fazlı Efendi'ye söylüyor. Yani bu nasıl bir hani algıdır? Bunu söyleyen kim? Rıza Marmolek'tir. Dediğim gibi azılı bir hırsızdır ama olayları iyi gözlemlemektedir. Dünyada hiç kimse yoktur ki onu Allah'a ulaştıracak bir yol bulunmasın. Yani ey molla sınıfı, ey işte din adamı sınıfı, senin dayattığın değil sadece. Mutlaka her insanı Allah'a ulaştıracak bir yol vardır. Diğer bir ifade işte insan değerlidir sadece insan olduğu için. Güzel kıyafetler onun değerini yansıtmaz. Yine molla sınıfına burada da ciddi bir eleştiri söz konusudur. Yani sizin kıyafetleriniz bir şey ifade etmiyor. Burada asıl olan sizin ne söylediğinizdir, nasıl söylediğinizdir. Son söz ya da sözün özü yani hani şey bağlamında, Rıza Marmolek'in eleştirisi bağlamında diyor ki mahkumlara artık son yakalanacak. Adeta kendi kendini ele veriyor. Yani karşıda dinleyenlerden bir tanesi de cezaevi müdürüdür. Ama onun gözlerinin içine baka baka şunu söylemektedir mahkumların. Allah sizi unutmadı. Allah sadece iyi insanlara ait değildir. Bizim Allah'ımız suçluların da Allah'ıdır. Sadece Allah insanlara ayrımcılık yapmaz. Bu aslında çok ciddi bir şeydir. Hani hapishane anlayışına da getirilmiş ciddi bir eleştiridir. Son bir iki maddeyle hocam sonlandırıyorum. Nedir peki yani benim hani kendimce vardım bir iki maddeyle özetleyecek olursak. Benim burada gördüğüm şu eleştiriyi huylandırmadan ortaya koymanın en kestirme yolu bana göre komedi filmleridir. Mesela Türkiye'de son 20 yılda işte en çok izlenen film, birinci film malum komedi filmidir. Ne derece komedi olduğu tartışılır ama. Üstelik 20 filmden, en çok izlenen 20 filmden 13 tanesi komedi filmidir. Yani mesajı ulaştırmanın çok iyi yolu. Huylandırmıyor çok fazla. İşte Kemal Sunal filmlerini aramızda izlemeyen yoktur. Ama orada da işte dine çok sağlam bir giydirme söz konusu. Fakat biz onu komedi tadında böyle alıyoruz. Tıpkı bu filmlerde de, aynı Marmolek'te de bu durum söz konusu. Peki uyarlama zincirine baktığımızda uyarlamanın başarısı işte sembolizm, kurumsal din anlayışını eleştiri gibi birçok noktada Marmolek filminin son derece başarılı olduğunu görüyoruz. Yer yer böyle sol bakışı etkili olsa da mesela bir defasında şeyin eline bakıyor, mollanın eline bakıyor ve diyor ki bu elle diyor molla olunmaz. Çünkü molla dediğin zaten çalışmayandır. Hani sadece ilimle meşgul olur. Oysa o baktığı mollanın eli işte boyalıdır, nasır tutmuştur, çalışmaktadır. Yani emekçidir tırnak içinde. Dolayısıyla bu film aslında İslam'a değil, belki din adamlarının kullandığı dile bir eleştiri getirmektedir. Bu yüzden de Batı'da Marmoluk üzerine çok fazla şey yazılmıştır, çizilmiştir. Çünkü Batı malum yani işte Papa'ya veya işte kurumsal dine bir eleştiri getirebiliyor, onunla çok rahat bir şekilde bir hesaplaşmaya girişebiliyor ama İslam'da bu anlamda bir muhatap bulamıyor. Yani kime hani sataşacak? İşte bu klerji de İran toplumunda mevcut olduğu için bu onlar için bulunmaz bir fırsat ama filmin bunu ifade ettiğini ben düşünmüyorum. Diziyle ilgili zaten görüşlerimi ifade ettim. Şöyle bir eleştiri belki gelebilir. Hani bu dizidir, işte sinemayla karşılaştırılır mı? Yani karşılaştırılabilir. Mutlaka farklılıklar var ama dizi bunu ifade etmekten çok uzak. Çünkü bizde ne çevirirseniz çevirin, işin içerisinde romantizm, zengin kız fakir oğlan, mafya bunları kaçınılmaz olarak bir şekilde sokuyoruz. Son söz olarak şunu ifade edeyim. İçerik açısından, dil açısından İran sinemasının şiirsel ve derinlikli yönünü
ülkemizdeki aslında sinema arayışlarına çok şey katabileceğini düşünmekteyim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz de Bilal Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten üç farklı film ve kültürel yaklaşımdan bir ortak tema etrafında bize zengin görüşler sundu ve de bir diziye ilişkin. Şimdiki konuşmamızın başlığı insanları yaratan Tanrı'dan insanların yarattığı Tanrı'ya. PK filmi üzerinde olağan din anlayışının eleştirisini anlamak. Gaziantep Üniversitesi'nde Mehmet Ulukütük. Çok ilginçtir. Dün de bir oturumda buna aynı film konu alındı. Yurt dışından bir konuşmacı. Filmler tarafından sağlanan toplumsal gerçekliğin inşası yoluyla dini düşüncelerin yapısal çözümlemeleri. Hint PK filmi üzerine bir çalışma başladı. Bu sempozyumda güzel bir tevafuku herhalde. Peki, bilmiyorsan. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. Muhterem hazirim. Saygıyla selamlıyorum hepinizi. Bollywood sinemasının son ürünlerinden birisiyle karşı karşıyayız. Peaky filmiyle. Peaky filmi Peaky veya PK filmi Amir Khan'ın başrol oyuncusu olması dolayısıyla büyük bir ilgi çekti. Büyük bir ilgi gösterildi bu filme. Ben de doğrusu yakın çevremden duydum bu filmi. Yakın çevremde bu filmi seyretmiş olan insanlar büyülenmiş gibiydi. Sanki içinde öteden beri biriktirdikleri, bir türlü açığa çıkartamadıkları şeyleri bu film ortaya çıkarmıştı. Ad koyamadıkları meseleye bu film ad koymuştu. Ve herkes böyle izledim mi şaşkınlığı içerisindeydi. Benim de bir an önce izlememi istiyorlardı. Ben filmi izledim büyük bir dikkatle. Sonra birkaç kere daha izledim. Film hakikaten çok güzel. Kostüm çok güzel. Oyuncular çok güzel. Ancak bizde bir söz vardır. Yani her şey güzel olabilir ama bir de filmin bir ruhu olmalıdır. Maalesef oyuncular çok güzel, film çok güzel, kostüm çok güzel ama maalesef ruhu yok. Bunun için de hiç şansı yok bu filmin. Şimdi bunun neden böyle olduğunu bir nebze izah etmeye çalışacağım. Ancak onun öncesinde sinema ve din ilişkisiyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Sinema ve din ilişkisine bakarken bizim sanki şu problemi görmüyoruz gibi geliyor bana. Sinema ve din ilişkisi aslında din ve modernlik ilişkisidir. Din ve modernlik ilişkisini anlamadan, farkına varmadan sinemadaki spesifik bir takım olgular üzerine büyüteçle gitmenin zannedersem bize malumat sağlamaktan öteye hiçbir faydası olmayacaktır. Dolayısıyla ben de sinemaya özellikle modernitenin önümüze koyduğu açmazlar ve problemler ekseninde bakmayı istiyorum ve bunu önemsiyorum. Peaky filmine de özellikle bu açıdan baktım. Peaky filmi Amir Khan'ın Bollywood sinemasında yaptığı son ürün. Diğer filmleri çok fazla beğenildi. Bu filmi de o açıdan çok ilgi gördü. Ancak sanki bazı filmler kendileri bir amaç iken, bir ruhu var iken, bazı filmler de malzeme oluyorlar, nesne konumunda oluyorlar. Bu filmi de böyle bir nesne filmi içeriyor. Şimdi filmde izlemeyenler için veya izleyenler için şöyle kısaca bir tasvir edecek olursam, uzaydan gelen bir şahsiyet, çok farklı galaksilerde yaşayan uzaydan gelen bir şahsiyet Hindistan'ın tam merkezine düşer ve burayla ilgili bir takım araştırmalar yapmak üzere kendi geldiği bölge tarafından gönderilmiştir. Ama düşüş sahnesi çok ilginçtir. Amerikan çıplak bir biçimde düşer dünyaya. Hani insanın anne karnından dünyaya gelmesi gibi bir tasvirdir. Ve Tanrı'yı aramaya, o bizim
bizim dünyamızı araştırmaya çalışır. Ama daha ilk sahnede o dünyanın gerçekliğiyle birdenbire karşılaşır. Boynundaki kendi galaksisiyle, dünyasıyla bağlantı kuracak kolyeyi çaldırır. Bunu anlam da veremez, peşinden koşar ancak yakalayamaz ve ondan sonra bu kolyesini aramak için dünyada bir takım araştırmalara girer ve insanların bir şey aradığında Tanrı'dan aradığını görür. Kendisi de Tanrı'dan istemeye başlar ve bu şekilde bizim dünyamızdaki dinler gökkuşağıyla karşılaşmış olur. Bu karşılaşmada yaşadığı tecrübeler, her bir dinin farklı görünümleri ve onun zihninde yavaş yavaş oluşan sorular, bu soruların daha sonra ciddi bir eleştiriye ve rahatsızlığa dönüşmesi Amir Kağan'ın zihninde ve insanların da zaten filmin ismi PK'dir. PK'dan kısaltılmıştır. Filmin ilk ismi PK'dır. PK Hint dilinde sarhoş anlamına gelir. Ancak Amir Kağan da Müslüman olduğu için ve Hindistan'da da çok ciddi bir Müslüman nüfusu olduğu için bu bir rahatsızlık yaratmıştır. Daha sonra PK diye kısaltmışlardır. Hatta filmin afişlerinde Amir Kağan'ın yarı çıplak fotoğrafı vardır. O da büyük bir tepki topladığı için afişte tekrar değiştirilir. Amir Kağan bizim dünyamıza geldiğinde bir uzaylı olarak ve bizim dünyamızdaki o birbirinden farklı inanç çeşitleriyle karşılaştığında zihninde çok ciddi sorular uyanır. Ve belki de insanları da Amir Kağan'ın bu filmini de çeken taraf bizim de etrafımızda gördüğümüz o dinsel inançlardaki çelişkileri ilk kez bu kadar açıkça dışarıya vurmasıdır. Ancak ben şöyle bir kavramsallaştırma geliştirdim. Bu Yeşilçam sineması için de geçerli. Hollywood sineması için çok geçerli değil. Ama Bollywood sineması, yani Hint sineması için de geçerli. Ben dinlerle karşılaşmayı, din adamlarını orada yansıtmayı, dinsel bir takım temaları işlemeyi Yeşilçam'da, Bollywood'da işlenme tarzına olağan din anlayışının olağan eleştirisi olarak görüyorum. Yani sıradan din anlayışının, hali hazırda gündelik hayatımızda sıradan din anlayışının sıradan bir şekilde eleştirisi. Ve Bollywood'daki bu sahneleri gördüğümde Yeşilçam'ın öteden beri bir takipçisi olarak, küçüklüğümüzden bu yana takipçisi olarak aslında manzaraya çok da şaşırmadım. Neden? Çünkü bu olağan din anlayışının hali hazırda toplumdaki öylesine inanışların olağan din anlayışının olağan eleştirisi. Yani onların gösterdiği manzara ne kadar, onların gösterdiği manzara ne kadar sıradansa onların o manzaralara karşı eleştirisi de o kadar sıradan. Onun için burada da sempozyumda arkadaşlarımız Yeşilçam'dan bazı örnekler vererek bir takım eleştirilerini sıraladılar. Ben bu eleştirilerin çok da büyütülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta bu olağan bir din anlayışı, dinin kendisine yönelik bir eleştiri değil ve varoluşsal bir eleştiri de değil, tamamen sıradan bir eleştiri. Hollywood sineması, Bollywood sinemasında Amir Kağan'ın bu dinleri genel bir resmi ve bunları eleştirisi de aslında çok sıradan. Şimdi neden sıradan? Bunu şöyle izah etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Edward Said'in Orientalizm diye bir çalışması var. Orientalizmi doğunun, batının doğuyu kurgulama biçimi olarak anlatır. Aslında Marx'ın da bir sözü vardır. Doğu kendisini temsil edemez, onların temsil edilmeleri gerekir. Temsil nedir? Temsil dil bilenlerin, dil bilmeyenleri dile getirmesidir. Ve bunun en açık örneğini hayvanat bahçesinde görürsünüz. Hiçbir hayvan ben ineğim veya ben köpeğim demez. Onu insanlar o şekilde adlandırır. Şimdi doğu, batının gözünde de doğu hayvandır. Onlar kendilerini ifade edemezler. Onların dil bilenler tarafından ifade edilmesi gerekir. Dolayısıyla dil bilenler burada batılılar olur. Bu klasik oryantalist yaklaşım. Bu yaklaşımı Edward Said açık bir biçimde ortaya serdikten sonra oryantalizmle ilgili bizim toplumlarda ciddi bir refleks oluştu. Bu reflekse karşılık batının
Yeni stratejisi ise şu oldu: oryantalizm yerine self-oryantalizmi ortaya çıkarmak. Self-oryantalizm ne? Şimdi oryantalizm batının doğuyu kurgulama biçimiydi. Batının doğuyu batıca kurgulama biçimi. Self-oryantalizm de doğunun kendisini batıca algılama ve tanımlama biçimi. Amerikan filmlerin, Amerikan'ın bu filminde, Yeşilçam sinemasında da bunun en açık örneğini görüyoruz. Kendini batıca kurgulama biçimi. Amerikan'ın son sahnede ifade etti, hatta biraz da olayı dramatize etmek için ağlayarak ifade etti. Durun, bir dakika, bir tanrı var. Bizleri yaratan tanrı. Bir de sizlerin yarattığı tanrı. Bizi yaratan tanrının ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama sizin yarattığınız tanrıyı biliyorum. Sizin yarattığınız tanrı üçkağıtçı, hep zenginlerden yana ve hep kendine çalışan bir tanrı. Ben bu tanrının yerine bizi yaratan tanrıyı arıyorum. Peki, Amir Kağan'ın bu eleştirisi aslında çok doğru, çok yerinde. Ama insanları yaratan tanrıyı tasvir ediş biçimi çok problemli. İnsanları yaratan Tanrı'yı tasvir ediş biçimi ve bunun etrafında oluşan dini tasvir ediş biçimi Amir Kağan'a göre gelenekten, tarihten, toplumdan kopmuş, sadece Allah'la kul arasında bir inanca indirgenmiş bir Tanrı anlayışı ve sonuna kadar seküler bir Tanrı anlayışı. Seküler, biliyorsunuz, sekülerizm inancı bireysel planda vicdana, toplumsal planda da mabetlere hapsetme stratejisiydi sekülerizm. Ve Amir Kağan'ın bu filminde ortaya çıkan manzara da tam da dini Allah'la kul arasındaki bir bağlantıya indirgeme. Yani etrafındaki geleneklerden, tarihsellikten, toplumsallıktan arındırarak Allah'la kul arasında tam da batılı din nosyonuna uygun bir biçimde. Batılı din nosyonu religion. Yani bir bağ anlamına gelir. Allah'la insan arasındaki bir bağ anlamına gelir. Tam da batılı din nosyonuna indirgemek için böyle bir stratejiyle P2 filmini kurguladı. Ve P2 filmini izleyen bir insan, büyük bir beğeniyle izleyen bir insan, daha sonra kendi geleneğine, tarihine baktığında Mutezile, Maturidi, Eşariler var, Aleviler var, Sünniler var. Bunlara nasıl bakacak? Tarihsel, toplumsal, geleneksel oluşumlar olarak mı? Onları anlayıcı bir yaklaşımla mı? Aman insanlar ne kadar çok saçmalamış. Bir sürü türlü türlü inançlar çıkarmışlar. Her biri bir şeyler uydurmuşlar ve ortaya bir sürü saçma sapan inançlar çıkmış. Halbuki din birdir. Öyle bunun Maturidiliği olmaz, Eşariliği olmaz, Mutezilesi olmaz, Aleviliği olmaz, Sünniliği olmaz diye tek tip bir din anlayışını daha zihninde kazınmış bir şekilde bulacaktır. Peki hocam. Peki durum böyle midir? Durum böyle midir? Din yalnızca insan arasında bir bağ değildir. Biraz da gelenektir. Hatta çoğunlukla gelenektir, tarihtir, toplumdur. Onun için uzaydan gelen birisi böyle bir şey kurgulayabilir. Ve uzaydan geldiği için de bu zaman ve mekanı ilgilendirmeyen, bizi ilgilendirmeyen bir filmdir. Bizi ilgilendirmeyen bir kurgudur. Bizi ilgilendiren tarihimizdir, geleneğimizdir. Belki de tarihteki ve geleneğimizdeki o kırılmaları, o ayrışmaları, böyle birbiriyle çatışan, birbirinin antitezi olarak okumak yerine bir tezin insani çoklu okuması şeklinde yeniden kurgulayabiliriz. Tamam, ortada bir tez var ama bu tez veya kuram veya inanç tarihe, topluma, insana yansıdığında, insanı tarihten, toplumdan, çıkar ilişkilerinden arındıramadığınız bir şekilde dinin tarihsel kurgusunun da bu şekilde olacağını da kabul etmek durumunda kalırsınız. Yani din tamam Allah'la insan arasında bir bağdır. Din biraz da ticarettir, biraz da hayattır, tarihtir, evliliktir, insanın nefsidir, insanın bilinçaltıdır, bilinçüstüdür. Bunlar hepsi dinin üstünde, ötesinde değildir. Bunlar tam da dinin merkezinde oturur. Yani sanki dine inanan insan bir sihirli değnekle
iman ettiği noktada birdenbire bütün o tarihselliğinden ve toplumsallığından arınacak, tertemiz bir varlık olacak, asla bir daha günah işlemeyecek. Böyle bir din tasviri yok. Ancak sekülerliğin, aydınlanmanın ve batılı din nosyonunun dini inkar adına böyle bir din kurgulaması, dindarların günahkarları üzerinden bir ateizm ve inançsızlık üretmelerine yol açtı. Ve P.K. filminin de böyle bir manzarası var. Yani dindarların günahları üzerinden bir din eleştirisi. Halbuki din sevap olduğu kadar da biraz da günahtır. Günahı kaldırın, dinden ne kalır? Yani ancak şu farkı da belirteyim. Aydınlanmanın günahla barış projesi vardır. Günahı günah olmaktan çıkarma. Benim öyle bir kaygım yok. Günahla aynı masaya oturup barışmak gibi bir kaygım yok. Ama günah diye bir olgunun da dinin en temel unsurlarından birisi olduğunu, insanın en temel unsurlarından birisi olduğunu, böylesi bir aydınlanma düşüncesinin günahı silerek bembeyaz bir din perdesi ortaya çıkarmaya çalıştıklarını, bunu da göremeyince doğal olarak inançsızlığı meşrulaştırdıklarını düşünüyorum. Süremi aşmadan teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey'e. Hakikaten P2 filmin üzerinden belli bir din algısı ve ona karşı kendi şerhlerini ortaya koydu. Üzerine düşünmeye, kafa yormaya değer. Sinema çok önemli bir medyum çünkü. Şimdiki konuşmamız düşünsel yoğunlaşma aracı olarak Durağan Çekim'in tefekkür sinemasındaki yeri ve Yusuf üçlemesi örneği, Semih Kaplanoğlu sinemasının son dönemine bakacağız. Ve Erciyes Üniversitesi'nden sevgili dostum Mehmet Köprü. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Öncelikle biraz önce geç kaldım, birkaç dakika salon değişikliği olmuş, o yüzden özür dilerim. Daha önce gelmiştim aslında da, kusura bakmayın. Şu kitap alabilir miyim hocam? Evet, konumuzda örneklem olarak hocamızın da belirttiği gibi Yusuf Üçlemesi örneğini burada aldık. Yalnız sanırım vakit kalmayacak ona, vaktimiz çok var, yaklaşık 15 dakika. Şöyle bir şey, konunun kendisi yani sinema ve düşünce, sinema ve tefekkür çok derin bir konu olduğu için vaktimiz kalırsa Yusuf Üçlemesi'ne bir iki örnek vereceğiz ama kalmazsa zaten metin içerisinde veyahut da sunum içerisinde zaten farklı yönetmenlerden örnekler olacak. Bu bağlamda şimdiden ondan dolayı da özür dileyim. Sinema ve düşünce dediğimizde hepimizin aklına farklı şeyler geliyor tabii. Genel bir ana akım bakışta sinema düşünce dediğimizde çok olumlu şeyler gelmiyor. Neden? Çünkü ana akım sinemanın sinema malzemesini, filmleri kullanışı genellikle düşünmeme yöneliktir, eğlendirme yöneliktir. Zaten onun yapısal düzenlenişi de yani Hollywood sinemasının ya da genel bağlamda anlatı sinemasının yapısal düzenlenişi insanları düşündürmeme yöneliktir. Onun belli bir dramatik yapısı vardır, dramatik çizgisi vardır. Geleneksel anlatının işte Aristo'dan beri gelen geleneksel anlatının kalıplarını alıp devamlı kurgusu dediğimiz kendisini belli etmeyen gizli bir kurguyla insanlara izletirler ve insanlara düşündürmemek için de çekimlerin dramatik yoğunluğunun zirvesinde onu bir çaresi gibi düşünürsek sinema kitaplarında bu şekilde gösterilir. Her çekimin bir dramatik yoğunluk çizgisi vardır çaresi şeklinde. Kural nedir? En tepede zirvede bunu kesip bırakmak. Neden? Çünkü insanlar o dramatikliği aşağı indiği anda sıkılmaya başlar. O sıkılmadan yoğunluğun en zirvesinde bu işi bırakmak. Bu bağlamda Hollywood ya da ana akım sinema bize pek bir malzeme vermiyor düşünme bağlamında. Ama tabii ki bu sinemanın düşünmeye, düşündürmeye, tefekkür etmeye engel olduğunu göstermiyor. Aksine sinema dediğimiz akışkan imgeler, yani sonuçta sinema hareketli imgelerden meydana geliyor. Bu akışkan imgeler tıpkı insan zihni gibi zamansal ve mekansal sınırlamalardan yoksundur. Yani nasıl ki bizim zihnimiz şimdi buradaysa hemen bir sonraki dakika arkada veya başka bir yerde, başka bir boyutta olabiliyorsa film imgesi de her an yer değiştirebilir, akışkandır. Bu nedenle zihin gibi esnek, zihin gibi özgürce düşünebilir. Bunu kullanan sinemacılar tabii ki var. Yani sinemanın bu dil dışı uzlaşım, dil dışı imgeselliğini
Çünkü sinema aslında bu alanda baktığımızda dilden bile daha özgürdür. Düşünceleri ifade etmekte. Orada mesela Wittgenstein falan bundan bahseder. Normal gündelik dilin bazı sınırları vardır. Uzlaşımsal olduğu için ifade edemediği şeyler var. Ama imgesel dil, sinemanın da sahibi olduğu imgesel dil, dilin ifade edemediği bu aşkın konulara, metafizik konulara ya da düşüncenin ulaşabildiği her yere aslında ulaşabilecek bir kabiliyettedir. Bunu tabii yeni bir şey değil, benim söylediğim şeyler. Sinemanın çok erken dönemlerinde, film aygıtı ilk icat olduğu dönemde psikolog ya da psikiyatrist Hugo Mustenberg'den tutun da bugüne gelene kadar işte Deleuze özellikle son dönemde düşünen imge, beyin ekran gibi kavramlarla bu konuyu farklı şekillerde ele almış. Burada ise ben biraz daha biçimsel bir ögeden hareketle açıklayacağım. Çünkü sonuçta sinemanın bir malzemesi var, bir ham maddesi var. Nedir bu ham madde? Çekimler. Her film çekim parçalarından oluşur. Şimdi bu ham madde kullanılarak acaba düşünsel bir yoğunlaşma, bir tefekkür nasıl sağlanabiliyor? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Nasıl bir biçim kullanılabilir? Yani düşünmek için. O hani geleneksel sinemanın yapmadığı düşünmeyi ne tür bir biçimi kullanarak, ne tür bir sinematografi kullanarak yapabiliriz? Burada benim temel yöntemim, bu çalışma için kullandığım olmayan ergi yöntemidir aslında. Bu matematikte çok sık kullanılır. Mesela bir değişkenin bir denklemde ne ifade ettiğini görmek için o değişken çıkartılır ve onun eksikliği görülmeye çalışılır. Burada sinema imgesinden düşünmeyi çıkartmak için ne yapıyor Hollywood? Ya da ana akım sinema, anlatı sineması orada görünmezlik sağlıyor veyahut da bir akış sağlıyor. Görünmez bir akış, devamlı kurgusu. İnsanlar düşünmeyen bir devamlı kurgusu. Bu bağlamda buradan hareketle mesela Brechtian epik diyalektik tiyatrodan esinlenen sinemacılar var. Bu devamlı kırmaya çalışmışlar. Yabancılaştırıcı efektler kullanmışlar. Seyirciyle konuşmuş. Mesela bu şeydir. Yeni dalga sinemacılar, Godard tarzı yeni dalga sinemacılar bunu çok sık yapıyorlar. Yani o saydamlığı kırıp insanları doğrudan o edilginlikten, pasiflikten etkinliğe geçiriyorlar. Ya bu bir imge, bu bir kurmaca, siz de bunun üzerine düşünün diyorlar. Farklı bir şekilde ve ama aynı kaynaktan beslenen, aynı kaynak dediğim Marksist, diyalektik kaynaktan beslenen mesela Einstein vardı, Rus sinemacı. Bu da yine büyük oranda yabancılaşmaya dayanan insanlara onun imge olduğunu göstererek, onun kurmaca olduğunu göstererek onları doğrudan aktif düşünmeye davet eden filmler yapmışlar. Tabii bizim konumuz daha buradan yani mesela böyle bir düşünme değil de işte materyalist ya da Marksist bir düşünme değil de diğer, daha ruhsal, daha doğulu, daha mistik bir düşünceyi acaba sinema ne tür bir argümanla sağlayabilir? Burada yine olmayan ergi yönteminden hareketle diyebiliriz ki nasıl ki filmler, klasik anlatılı filmler devamlı kurgusuyla insanlar sıkmayacak şekilde bir kesiyorsa görüntülerini, bunun tersi olarak insanlar düşünülmek için bu çekimler uzatılabilir. Aslında burada temel sav bu. Çekimler uzatılması yalnız şöyle bir şey, burada uzun çekim deyince birkaç farklı boyutu var uzun çekimin. Şimdi geleneksel olarak uzun çekim denildiğinde sinemada işte kameranın uzun süre çekim yapması, işte 5 saniye değil de dakikalarca çekim yapması anlaşılıyor. Yalnız bu tek başına bir alternatif değildir. Neden? Çünkü son dönemde mesela belki Birdman filmini izlemiş olabilirsiniz. Ya da daha eskilere Hitchcock'un Rob filmi var. Ya da daha yenilerden Alexander Sokurov'un Rusyan Ak filmleri var. Bunlar da tek plan. Mesela uzun uzadıya planlar var. Hatta Rusyan Ak tek plandır. Şimdi burada uzun plan kullanıyorlar diye bu filmlerin hepsinin de işte çok mistik düşünceye sevk ettiğini düşünemeyiz, söyleyemeyiz. O nedenle burada tek bir uzun çekim konusunu baz almayacağız. Burada ben aslında kendi uydurdum demeyeyim de kendi kullandığım bir kavram. Dingin plan diye bir şey düşündüm. Dingin ve durağan plan. Yani çünkü uzun planda sadece çerçevenin hareketsizliği genellikle düşünüyor ama bir de o çerçeve içerisindeki nesnelerin hareketsizliği de önemli. Yani onların da durağanlığını düşünmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü çerçeve durağan olabilir, çerçeve hareket etmeyebilir ama onun içindeki nesneler hareket ederek ya da mizansen elemanlar hareket ederek oradaki yoğunluğu yine bozabilir. Bu bağlamda dingin planı uzun plandan ayırmak lazım.
Ama yine de uzun plan o kadar şey yapmamak gerekiyor. Yani geri atmamak lazım. Çünkü uzun planla ilgili, plan sekansla ilgili sinema tarihinde çok ciddi tartışmalar olmuş. Özellikle yine erken dönemde önemli bir sinema kuramcısı André Bazin bu konuyla ilgili çok kafa yoruyor. Bu arada André Bazin'in ne de şey, Bonitzer sofu seyirci diyor. Onun sofu seyirci demesinin nedeni de Bazin'in daha ahlaki, etik bir açıdan olaylara bakması. Yani Bazin'in karşısına aldığı Einstein gibi işte bir devrimci coşkusu falan değil de daha böyle ahlaki, etik bir noktadan olaylara bakmaya çalışıyor. Sinema biçimini ahlaki bir yönden çözmeye çalışıyor. Peki nereye getiriyor Bazin'in bu ahlaki bakışı sinemayı? Mesela uzun planlar kullanılması gerektiğini söylüyor filmlerde. Şimdi şey denebilir, yani ahlaki bakışla uzun plan arasında nasıl bir şey var, nasıl bir ilişki var? Burada da şöyle, özellikle montaj sineması dediği onun karşısına aldığı sinema, kurgu aracılığıyla görüntüleri manipüle ediyor. Yani onlara belli bir tek anlamlılık veriyor. Orada montaj sayesinde yönetmen istediği bilgiyi, istediği argümanı seyirciye dayatabiliyor. Seyirciye seçme hakkı vermiyor, düşünme şansı bırakmıyor. Biraz önce söylediğim gibi anlat sineması da bu şekildedir. Ya da Rus montaj sineması. Belli bir anlam dayatmak, düşünme fırsatı vermem. Bu nedenle Bazin ya da Krakauer, o da gerçekçi bir kuramcıdır, filmlerin daha uzun çekilmesi gerektiğini söylüyor. Daha uzun planlar şeklinde yapılması gerektiğini söylüyor. Böylece seyirci ona verilen tek anlamlılık da yetinmeyecek, çok anlamlılığın peşine düşecek. Ve belli bir belirsizlik olacak çekimde. Bu belirsizlik de çok önemli. Yine mesela Ruslan yaptığı bir deney vardır. Fazla sinema terimleriyle kafanızı ağrıtmak istemiyorum. Kusura bakmayın da. Önemli ama. Bir Kuleshov deneyi diye deney vardır. İşte tek bir oyuncu vardır. Tek bir oyuncunun önüne farklı farklı malzemeler koyar Kuleshov. Ve oyuncunun yüz ifadesi değişmediği halde sürekli anlam değişir. Yani kurgu yardımıyla o oyuncunun yüzüne bir sürü anlam yüklenir. Oradaki belirsizlik yok edilir. İşte buna karşı gerçek sinemacılar. Bu belirsizliği korumamız gerekiyor diyorlar. Bu belirsizlik en azından çok anlamlı kadınlar olsa korunması lazım diye düşünüyorlar. Şimdi tekrar biz dingin plana dönersek, burada tabii uzun planın özel bir versiyonu aslında. Dingin plan ya da durağan çekim. Burada da hani uzun planı kullanan birçok yönetmen var, Avrupalı yönetmen var. Bergman kullanıyor mesela, daha yenilerden Angelo Claus çok yoğun bir şekilde kullanmış. Tarkovski yine yoğun olarak kullanıyor. Tarkovski tabii diğerlerinden farklı, ona şimdi geleceğim de. Şimdi uzun planı çok farklı bir düşünsel amaçlarla kullanan yönetmenler var. Mesela Bergman yoğun bir aslında düşünsellik peşinde. Ama tabii onun uzun planlarındaki çıktığı sonuç biraz farklıdır. Yani orada da yine Tanrı kavramı sorgulanır, hayatın varlığı sorgulanır, varoluş amacı sorgulanır ama o başka bir noktaya çıkar Bergman. Ama Tarkovski de yine uzun planı kullanarak yine benzer sorulara kapıyorlar. Benzer varoluşsal sorunlar içerisindedir. Ama onun çıktığı nokta daha farklıdır. Şimdi tabii Tarkovski doğrudan çok didaktik bir şekilde şey yapmıyor filmlerini. Dingin planı kullanıyor ama burada dingin plan niye kullanıyor? Yani niye bu çok sevdiği bir yöntem Tarkovski'nin? Onun öncelikle öncelikle sinemadan ne anladığından bakmamız gerekiyor. Yani burada Yusuf Üçleme söylüyor dedik ama Tarkovski'ye geldik. Bunun amacı da aslında bunun sonuç dakikamız. Kusura bakmayın biraz uzadı, o yüzden dediğim gibi gelemeyeceğiz. Şöyle bir şey, öyle bir yönetmen veyahut da öyle bir şey düşünür ki, sanatçı düşünün ki, hem insanın varoluşunun amaçlarını düşünen, onun üzerine kafa yoran bir insan olsun, hem de aynı zamanda dünyevi gerçeklerinden kopmamaya çalışsın. Bu bağlamda Tarkovski yani uzun plan tam da istediği şeyi veriyor. Yani burada sinema ve din bağlamında çok daha farklı tabii ki çalışmalar var. Ama onlar biraz daha nedir? Didaktik çalışmalar. Yani Cecil DeMille'in yaptığı işte On Emir serisinden tutun da belki bizim milli sinemaya gelene kadar sinema ve din konusuna kafa yoran filmler var. Ama bunlar büyük oranda
ana akım biçimcilik, ana akım anlatı sineması çerçevesinde kalmışlar. Tarkovski ise daha farklı bir sinema dili kullanarak, belki de o uzun planı, linki planı çok anlamlı kullanarak çok farklı noktalara geliyor. Onun filmlerini izlemişsinizdir. Nostalji'ye de, ondan sonra ne bileyim Solaris'te. Bu dünyada olmayan bazı şeylerin peşine düştüğünü hemen anlarız. Nereden anlarız? Mesela Solaris'te bir aynalı da var. Kesinlikle bizim bilmediğimiz bir dünya. O işte Stalker'da bölge vardır. Yine bizim bildiğimiz veya gördüğümüz dünyayla açıklanamayacak bir dünyadır. Baktığınızda mesela Stalker'ın sonunda çok güzel bir sahne vardır. Uzun bir plan. Bu planda işte iş sürücünün kızı tamamen mental ve zihinsel psikik bir süreçle nesneler hareket ettirmeye başlar. Bu arada o uzun plan aslında tam da bizim söylediğimiz o dingin planın peşinde olan bir dingin planın verdiği şeyleri içeriyor. Orada, burada tabii Tarkovski biraz dağıldı, şeyi kaçırdım. Biraz acele ediyorum şey yetsin diye, kusura bakmayın. Tarkovski sadece şiirsellik için ya da sadece işte çağrışımsallık için bunu yapmıyor. Burada özellikle o hani Bergson'u bilirsiniz, metafizikçi Bergson, tözsel bir hareketten bahseder. Bizim dünyevi bakışta, somut bakışta göremediğimiz tözsel bakıştan bahseder. İşte Tarkovski'nin durağan planlarına tam bu tözsel hareket ortaya çıkar. Yani oradaki en ufak bir titreşim, en ufak bir kıvılcım, en ufak bir dalgalanma kesinlikle bizim dünyamıza ait olmayan, bizim normal hareket algımıza ait olmayan, işte Deleuze'un o sürekli bahsettiği şeylerdeki gizil, içselleşmiş hareketi ortaya çıkartır. Bu dingin planın başka bir işlevi de budur. Özetleyecek olursak, vaktimiz de doldu sanırım, dingin plan hem bu şekilde bizim günlük yaşamda göremediğimiz o bir beklenti yaratır, oluşturarak, nasıl beklenti oluşturuyor? Şimdi her sinema biçimi, Borkman'ın deyimiyle her sinema biçimi bir beklenti oluşturur. Dingin planlar bir beklenti oluşturuyor ve bu beklentinin sonunda bize hemen perdede bir şey göstermiyor. Onun ötesinde başka bir cevap sunuyor. İkincisi, yine biraz önce söylediğim gibi başka bir hareket boyutunu gösteriyor bize. Normal günlük yaşamda görmediğimiz başka bir hareket. Ve üçüncüsü, en önemlisi, özellikle modern dünyada o vakit bulamadığını düşünmeyi, düşünmek için değil mi? Günlük yaşamımız koşturmacasında işte ne varoluşumuz üzerine kafa yorabiliyoruz, ne başka şeyler üzerine kafa yorabiliyoruz. İşte zaman ihtiyaç var çünkü, sükunete ihtiyaç var. İşte dingin plan bir de bu sükuneti sağlıyor bize. İnsanlar düşünmesi için gereken zamanı veriyor. Bu bağlamda dingin plan sadece dediğim gibi uzun plan ya da dingin plan sadece biçimsel bir unsur olmanın çok ötesinde birer tefekkür aracı. Teşekkür ederim. Biraz uzun oldu sanırım. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Biz de teşekkür ediyoruz Mehmet Bey'e. Mehmet Bey de Yusuf üçlemesinin arka zihni arka planında yaptığı farz edilen dünya sinemasından teorik bir arka plan sundu bizlere. Teşekkür ediyorsunuz. Şimdi son konuşmamızın başlığı da Snowpiercer filmi örneğinde sinemada alt metin olarak sunulan dini mesajlar. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Mustafa Sarmış Bey bize sunacak. Hollywood'dan bir Koreli yönetmenin filmi üzerinden. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi filmimiz Snowpiercer filmiyle ilgili. Ben 3 bölümlük bir bildiri hazırladım. İlk bölümde alt metinlerin sahip olduğu özellikler, alt metinleri belirleme yöntemleri, alt metinlerin seyirciyi etkileme gücü, kuramsal çerçevede dini ve seküler perspektifler açısından araştırılmıştır. İkinci bölümde Snowpiercer filminin çözümlemesi yapılarak filmin tanrı ve din karşıtlığına dayalı olarak alt metinde vermek istediği mesajlar dini bakış açısına göre açığa çıkarılmıştır. Böylece alt metinlerin filme nasıl kodlandığını ve seyirciyi nasıl yönlendirdiğini daha iyi bir şekilde anlaşılması alınmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde de internette seyircilerin filmi nasıl alımladıkları üzerine, yani filmi nasıl anlamışlar, acaba filmin ana teması olan tanrı ve din karşıtlığını doğru bir şekilde okuyabilmişler mi? Bunun üzerine filmin
filmle ilgili yapılan seyirci yorumlarını ve bunun üzerine yazılan ayrıntılı film incelemelerini araştırdım internette. Şimdi ilk olarak, giriş olarak öncelikle şunu özellikle belirtmem lazım. Kullandığım yöntem olarak filmde bu bildiride din biliyorsunuz laik bir sistemde, laik anlayışta, seküler anlayışta din parçalara ayrılmıştır. Yani evde farklı yaşanabilir, okulda farklı yaşanabilir, camide farklı yaşanabilir. Fakat ben bu anlayıştan uzak bir şekilde, yani dinin belirli zaman, mekan, olay ve olgulara sıkıştırıldığı kompartmancı din anlayıştan uzak bir şekilde İslam dininin hayatı tümüyle kuşatan bütüncül yapısını dikkate alarak bir film okuması gerçekleştirdim. Ve film okumalarının eğer İslami yönde bir Müslümanlara katkı sunulması isteniyorsa bu şekilde bir çözümlemenin mutlaka yapılması gerekir. Aksi takdirde biz sinemayı ve dini birbirinden ayırmaya başladığımız zaman sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yani bir filmde din adamı yer aldığı zaman o film dini de, din adamı olmadığı zaman o film dini değil mi? Hayır. Her film bu bakımdan dini bir şeyler sunmaktadır bizlere. Yani bu noktada ben filmler incelenirken dini perspektif olarak bir kavramsallaştırma sunarak şunu söylemek istiyorum aslında. Yani seyirci filmlerdeki film izlediği zaman, izlediği her bir karede şunu görmesi lazım. İslam dini bağlamında olumlu ya da olumsuz bir şeylerin var olup olmadığını fark etmesi lazım. Ve bunu fark ettiği zaman da aynı zamanda filmlerden bir alımlama da, doğru bir alımlama da gerçekleştirebilecektir. Bu bakımdan filmde yer alan her bir kare İslami manada, dini perspektif manasında değerlendirilmesi gerekir. Diğer bir perspektif ise seküler bakış açısı dediğimiz kavramsallaştırma. Bu bakış açısıyla seyirci nasıl bir bakış sağlıyor? Şu şekilde filmi izlediği zaman İslam dininin sahip olduğu bakışına sahip olamadığı için filmlerdeki görüntü ve anlatıları değerlendiremiyor. Ve alımlama yaptığı zaman da din dışı bir alımlama gerçekleştirmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu bağlamda filmlere kodlanmış alt metinlerin seyirciyle etkileşime geçerek seküler anlamların inşa edilmesinde oldukça etkili bir güce sahip olması alt metinlerin seyirci için önemini artırmaktadır. Yani seyirci bu bakımdan filmdeki yan anlamları belirleyebilmesi, daha sonra sekülerlikle çevrelenmiş yeniden anlam inşalarıyla karşılaşmaması için öncelikle algılama eşiğini yükselterek gördüklerine dini perspektifle anlam verebilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde seyirci bunu yapamadığı zaman her izlediği film onu seküler bir yöne kaydıracaktır. Çünkü yapılan özellikle Hollywood sinemasına baktığımız zaman filmlerin büyük oranda seküler bir yaklaşımda oluşturulduğunu, özellikle Türk filmleri de aynı şekilde, günümüzde yapılan Türk filmlerin de hemen hemen tamamı seküler bir yaklaşımla oluşturuluyor. Dolayısıyla seyirci dini bir altyapıya sahip olmadığı zaman izlediği her filmle birlikte maalesef sekülerliğe kayan bir mecraya kayıyor maalesef. Bunun delilini inşallah son bölümde sunacağım. Söyleyeceğiz. Bunu seyirci yorumlarından anlaşabileceğiz. Şimdi film bildirinin birinci bölümünü atlamak zorundayım. Çünkü filmi incelemek istiyorum. Eğer vakit kalırsa bir 10 sayfalık bir alt metinlerle ilgili bir kuramsal bir yaklaşım hazırlamıştım. Vakit kalırsa onu sunabiliriz. Şimdi filme geçelim. Filmimiz 2013 yılında Güney Kore, Çek Cumhuriyeti, ABD ve Fransa ortak yapımı olarak yapılmış bir film. Koreli bir yönetmenimiz John Ho-dong yapmış. Filmimiz bir çizgi romandan uyarlama, La Traverse, Fransız bir çizgi romandan uyarlama. Şimdi filmin konusuna kısaca bahsedelim çünkü önemli. Çünkü film sizler tarafından
Yani yabancı Türkiye'de zaten gösterime girmedi. Fakat oldukça IMDb puanına baktığımız zaman 7 olduğunu görüyoruz. Ve bir sistem eleştirisi görüldüğü için film bayağı bir beğeni kazanmış durumda. Sistem eleştirisi filmleri kapsamında değerlendirildiğinde. Şimdi 2014 yılında filmin konusuna geçersek, 2014 yılında küresel bir ısınma oluyor. Ve insanlar bu küresel ısınmayı durdurmak için gökyüzüne işte bomba gönderiyorlar, dünya soğusun diye. Fakat bu istenilen şekilde oluşmuyor ve dünya buz devrine dönüyor. Tamamen buz devrine dönüyor. Ve sadece bir tren var. Bu trende yaşayanlar sağ kurtuluyor. Bu tren de öyle bir tren ki kendi kendine yeten bir de tren. Ve dünyanın etrafında hiç durmadan dönüyor. Bir yıl boyunca ve sürekli böyle dönüyor. Şimdi tren vagonları var biliyorsunuz. Vagonlar da kendi içlerinde ayrılmışlar. Filmin işte filme baktığımız zaman trenin ön taraflarında yaşayanlar gayet rahat bir şekilde lüks ve rahat bir yaşam sürüyorlar. Fakat trenin arka kısmında kalan kısımda kalan yolcular ise tamamen sefalet içerisinde. Açlık var, susuzluk var, doğru düzgün yiyecek bir şey yok. Böyle yapay bir yiyecek var, pislikten yapılmış, affedersiniz. Ondan onu yemek zorunda kalıyorlar. Ve bunun üzerine 17 yıl sonra, 18. yıla girdiğinde Curtis, filmimizin baş kahramanı, Curtis filme işte bu esaret hayatından bıkarak bir organizasyon düzenliyorlar ve isyana geçiyorlar. Kime karşı? Trenin sahibi, trenin efendisi Will Ford'a karşı bir direnişe geçiyorlar. İşte bu dünyanın buzul hali bu şekilde filmde gösteriliyor. Filmimizin afişi görülen Curtis. Şimdi filmin çözümlemesine geçtiğimiz zaman filmin tümüne bakıldığında Tanrı'yla ilgili olumlu veya olumsuz hiçbir diyalog, önerme ve görüntü bulunmamaktadır. Yani peki nasıl anlaşılıyor burada, din var mı? Tamamen din var. Yani filmde hiçbir şekilde dini tema olmamasına rağmen film tamamen din karşıtlığı ve Tanrı karşıtlığı üzerine kurulmuştur. Bunu alt metin sunarak maalesef seyircilere sunuyor. Ve bunun işte kötülük problemi, felsefe konusu olan kötülük problemi ve teolojisi üzerinden sembolik bir anlatımla seyirciye sunduğunu görüyoruz. Filmde olumsuz özelliklerine rağmen aynı zamanda olumlu mesajların yer alması, seyircinin alt metinde sunulan mesajla ilgilenmemesine neden oluyor. Ve dolayısıyla seyirci bu yan anlamın farkına varamadığı için de verilen mesajı içselleştiriyor maalesef. Sinemanın seyircinin kafasını karıştırarak hakikati tahrif edebilme özelliğinin, yani bu sinemada çokça yapılan bir şey. Bir filmin içerisinde çok güzel bir konu vardır. Yani seyirci onu izlediği zaman gerçekten çok etkilenir. Çok müthiş bir konudur çünkü. Mesela Matrix'i hatırlayalım. Herkes beğendir Matrix'i. Matrix de gerçekten müthiş bir filmdir. Fakat filmler böyle güzel bir konuyu işlerken farkında olmadan filmin içerisine bazı unsurlar katar. Seyirci fakat filmin güzel yönüne odaklandığı için o unsurlara hiç dikkat etmez. Dolayısıyla o dikkat etmediği şey onun farkında olmadan o kötü durumları, olumsuz durumları içselleştirmesine neden olur. İşte bu bir alt yöntem, alt metin yerleştirme olarak maalesef seyircileri etkilediğini görebiliriz. Şimdi filmin ana teması haksızlığa karşı direniş ve isyan olduğu için seyirciler dolayısıyla bundan normal olarak etkileniyorlar. Niçin? Çünkü arka vagondakilerin hayatlarına baktığımız zaman tamamen sefalet içerisinde bir yaşam var. Seyirci bunu tabii ne yapıyor?
Yani gerçekten çok kötü bir durum var. İnsanlar böyle zorla askerler tarafından oturtuluyor. Onlara böyle garip yemekler yedirtiliyor. Çok kötü, zor şartlarda yaşıyorlar. Seyirci bunu tabii kendi hayatıyla özdeşleştiriyor. Yani dünyada da böyle yaşayan insanlar var zorluk içerisinde. Ve bu bakımdan kendi hayatıyla onların hayatını bir bakımda özdeşleştirerek filmle bütünleşmeye başlıyor seyirci. Fakat filme bütünleşmeye başlayınca farkında olmadan bu sefer filmin vermek istediği mesajları da kabullenmek zorunda kalıyor. Şimdi sinema gizli bir şekilde yeni sembolik anlamlar inşa ederek seyircinin kodlanmış anlamları algılayabilmesini kolaylaştırabilmektedir. Sinemanın böyle bir özelliği var. Şimdi Wilford ve lokomotif sembolleri bu filmde Wilford Tanrı'yı sembolize ediyor. Lokomotif de kutsal düzeni sembolize ediyor. Yani bunu özellikle vurgulamamız lazım. Evet, Wilford ve yanında Curtis görüyoruz. Şimdi filmde yöneticilerin ilahlaştırılması ve kutsallık zırhına büründürülmesi gibi bir hususun anlatıldığı düşünülerek bu söylediğimiz sembolleştirmenin doğru olmadığı iddia edilebilir. Fakat şimdi sunacağım örneklerden de görüleceği üzere evet, oldukça yani gerçekten sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Wilford ilahidir, Wilford merhametlidir, lokomotif kutsaldır gibi birçok örneklerde Wilford ve lokomotifin kutsal düzenine dair örneklerini görüyoruz. Süremiz çok azalmış. Şimdi son olarak şunları söylemek istersek ben bir tablo sunmak istiyorum sizlere. Şu tabloya bakarsak yani daha çok anlaşılacaktır. Yani burada film sembolik anlamlar olarak işte Wilford yöneticiliği, sosyalizme ait anlamı yöneticidir. Dini anlamı ise tanrıdır. Ve alt metin olarak verilen durum da Wilford'un yönetici olarak, yani tanrı olarak zalim, merhametsiz, düzenbaz. Yani seyirci Wilford'u izlediği zaman onun tanrı olduğunu farkında olmadan içselleştiriyor ve tanrının da zalim, merhametsiz ve düzenbaz bir kişi olduğunu anlıyor. Daha sonra trende kurulan düzenle ilgili bu sosyalizme ait anlamı bunun kapitalizmdir. Dini anlamı ise bu kader anlamına geliyor. Peki alt metinde verilen mesaj nedir? Eşitsizliklerin kaynağı kaderdir. Bu nedenle Curtis isyan ederek Tanrı ve din karşıtı olarak hak ve adalet ve özgürlük yönünde mücadelesini sürdürmektedir. Filmin diğer bir teması da işte arka vagonda çekilen sıkıntılara baktığımız zaman açlık, sefalet, zulmün var olduğunu görüyoruz. Peki bu ne anlama geliyor? Eziyetçiliğe, kedere anlamına geliyor, sosyalizme ait anlamı. Peki dini anlamı, işte kötülük problemine ve teodisiye dek geliyor bu. Peki alt metinde verilen mesaj nedir? İmtihansız bir dünyadır. Filmin alımlamasıyla ilgili şunu söyleyecek olursak, yani ben 921 seyirci yorumunu incelemiştim. Bunlardan hiçbirisinin dini perspektif açısından bir alımlama yapamadıklarını gördüm. Sosyalizm ve Marksizm bağlamında alımlama yapanlar ise 193 kişi, 920 kişinin içerisinde böyle bir alımlama yaptığını görüyoruz. Fakat filmin bu kadar beğenilmesine rağmen hiçbir kimsenin işte dini perspektif olarak yaklaşamadığını görüyoruz. Yani Wilford'u Tanrı ve Tanrı isyanı da Tanrı karşıtlığı olarak sembolize edenlerin ise yalnızca 4 kişi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bunlar da hiçbir şekilde dini perspektifle olaya yaklaşamıyorlar. Peki inceleme yazılarına baktığımız zaman toplam 54 yorumdan dini perspektif açısından yorumlama yapanları hiç sıfır olarak görüyoruz. Peki sosyalizm ve Marksizm bağlamında alımlama yapanlar? %50 oranında 27 kişinin bu şekilde bir inceleme yazısı yaptığını görüyoruz. Yani toplamda 16 yorumun dini yorumlar
kapsamında yapılan 16 yorumun hiçbirisinin ise bizim bildiride sunmaya çalıştığımız şekilde dini perspektife sahip olmadığını görüyoruz. Şimdi son olarak şunu söylemek gerekirse, süremiz bitmeyi zannedersem, şunu vurgulamak istiyorum. Hemen söyleyeceğim. Şimdi Snow Pisser filmindeki metinler arası bir okuma yapmak gerekirse, film peygamberlerin zulme karşı haksızlıklarla mücadele etmelerini, kendilerini Tanrı'nın yeryüzündeki iradesini temsil ettiğini söyleyen kral tanrıları ve onların zalimliklerini, Hristiyanlıktaki insanın cennetten kovulmasını ve asli günah anlayışını, felsefenin en önemli konularından biri olan kötülük problemi ve Teodise'yi, sosyalizmin ezilen sınıfı kendilerini sömüren sınıfa karşı direnişini, hepsini bir arada sunarak seyirciyi birçok yönden etkilemeye çalışmaktadır. Ve seyirci de bunların maalesef farkına varamamıştır. Yani araştırdığımız seyirci yorumlarına baktığımız zaman. Dolayısıyla seyirci filmi izlediği zaman maalesef seküler bir yaklaşımla karşılaşıyor. Son olarak şunu söylemek gerekirse, Hollywood sineması ve diğer sinemaların çoğu bunu maalesef yapıyorlar. Özellikle şunu vurgulamak gerekirse, 12 Kızgın Adam, Matrix, V for Vendetta, Equilibrium gibi birçok sistem eleştirisi filmi hep bu yönde bir sunumla seyircilerin karşısına çıkarak onları sanki haksızlıklara karşı mücadele eden bir tutumla yaklaştırırken aslında seyircileri hep sistemin içerisinde hareket etmelerini sağlayan bir noktadan yakalamaya çalışıyorlar ve onlar da maalesef seyirciler de bu kumpasa düşüyorlar diyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey de Snowpiercer filmi özelinde filmdeki dini bir alt metin okuması yapmak gayretini sergiledi. Teşekkürler sanırım bu çalışmayı da. Şimdi genelde konuşmacılarımızla sinema ve din bağlamında hakikaten değişik noktalara dikkatimizi çekmek istediler. Şimdi dilerseniz siz sayın konuklarımızın soru, yorum ve katkılarını alalım. Varsa lütfen. Buyurunuz. Ama ben topluca bir soru soracak gibi olacağım. Buyurun. Ortaya ben sormak istiyorum. Ama Mehmet Uğur hocam bağlamında soracağım. PK filmi, PK filmi bağlamında. PK filminde hocam bir de aşk film, aşk sahneleri de var. Yani bir aşk da var orada. Hani modern dünyada aşkın çok fazla rengi var, türü var. Bir de saf aşk var. Herhalde Safiraz mıydı, Safinat mıydı? Sarfaraz. Sarfaraz ile Canani arasında bir saf aşk da anlatılıyor. Bu saf aşk arasında ya da bağlamında film ciddi anlamda bir teizm eleştirisi. Ve teizm eleştirisi yaparken de önerdiği ateizm değil ama bir deizm. Herhalde bu yoruma katılırsınız. Doğru. Düşünüyorum ama Mustafa hocam mı? Mustafa Hocam, alt yazılarını okuyacak olursak bu din eleştirisini nasıl bağlarsınız? Yani sizin film tevhidinize PK geçmiyor. Özel bir film olarak geçiyor. Ben özellikle bunu rica ederim. Yani PK bir din eleştirisidir. Kurulu din eleştirisidir gibi geliyor. Ve bunun nedeni de bağlamda konuşan felsefedeki doğal hukuk, pozitif hukuk ya da sofistlerin koyduğu tarzıyla doğal tabi olan ile konulmuş vazi olan arasındaki ayrımı kullanıyor. Bu ağır bir ayrımı komedi tarzında anlatarak kolaylaştırmak iyi bir senaryo değil midir? Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Müsaadenizle varsa. Şimdi Auguste Comte'un üç hal yasasına göre insanlık teolojik, metafizik ve pozitivist evreden geçti. Bunun bize yansıması ilahi hukuk, ilahi din ve ilahi ahlaktan doğal din, doğal teoloji ve doğal ahlaka, en son aşamasında da pozitif hukuk, pozitif ahlak ve pozitif din anlayışına geçiş oldu. Şimdi bu anlamda kurulu din anlayışını bir eleştiri
fikrine ben şurada, evet böyle bir tezi var bu filmin ama ben bu tezin insani olmadığını düşünüyorum. Neden? İnsanın tarihle, toplumla, gelenekle, yani kurulu olanla bir bağı vardır. İnsan uzay evreninde yaşayan bir varlık değildir. Siz aslında kurulu din anlayışını eleştirirken bizzat dinin insani halini eleştiriyorsunuz demektir. Yani dini bu dünyada yaşanılabilir bir olgu olmaktan çıkartıyorsunuz demektir. Benim filmde gördüğüm rahatsızlık bu. Aşkla ilgili sahnesi, bir sarfarazla ilgili bir bölüm de var. Onu da Müslümanların, Amerikan Müslüman, Müslümanlar da seyretsin diye bu filme öyle bir sahneyi bilinçli olarak koyduğunu ve çok fazla tepki çekmemek için, yani o kurulu düzenle yine bir şekilde öyle ya da böyle göz önünde bulundurarak tepki çekmemek için bir yapay unsur olarak koyduğunu ifade ediyor. Aslında o yapay unsur değil de bir ruh olarak aşk var olsaydı iki din arasında, bunu biz daha farklı yorumlayabilirdik ama öyle değil, maalesef yapay bir unsur var. Siz hocam bir şey söylemek istiyor musunuz? Ya ben soruyu tam algılayamadım da, pardon. Evet, tamam. Yani kullandığınız yöntemi PK'ya yollandığınızda ne düşünürsünüz? Filmi izlemediğim için. Peki başka buyurunuz. Bu Snowpiercer filmi hakkında ben de izlemedim. Bu sunuşun asıl ilgileneceğim kısmı benim açımdan seyircilerin tüketimle ilişkin yaptığımız analiz. Ama tabii iki analiz birden yapılınca zamanı yetiştiremedik, evet, yani haliyle öyle oldu. Ama merakla bekliyorum, okuyacağım da ben bunu. Yalnız şöyle birkaç noktanın altını çizmek istiyorum. Tabii amaç katkı sonuç olarak. Bu popüler metinlerin Matrix'ten sizin izlediğiniz filme kadar alt metinleri olduğu ve bu alt metinlerin kişilerin meşrebine göre okunduğu doğrudur. Yalnız bu okumayı, bu tüketimi, metinle karşılaşılan bu tüketimde İslami duyarlılıkların ön planda olması gerektiği fikri önemli bir tez. O da tamam. Ama ben şahsen size önerim, filmle karşılaşmada bu tarz bir etki tepki, mesajdan net bir etkilenme tanımlamanız, model metinleri dinsel okumazsa kişilerin sekülerleşmesi gibi tezler biraz bence fazla iddialı. Diğer kısımları çok şık ama o kısım biraz teorinin de artık bıraktığı bir yaklaşım. Onun dışında çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdi ben ilk bölümü sunamadım. İlk bölümü sunsaydım orada bayağı yani kuramsal çerçevede birçok yöntemin olduğunu söyleyecektim. Yani film incelemelerine baktığımız zaman ben dini bir film dini olarak nasıl incelenir buna dair madde madde sıraladım. Yani aktif seyirci diye bir şey var değil mi? Yani film seyirci filmi izlerken kendine göre bir şeyleri yorumlar, alımlar. Çok net konum, o yüzden girdim böyle zaten. Evet, şimdi aktif seyirci, fakat aktif seyircinin şöyle bir özelliği var. Film seküler bir yaklaşımla oluşturulduğu zaman seyirci, benim düşüncem o şekilde, seyirci o seküler çerçevenin dışına çıkamıyor. Yani her ne yapıldıysa onun kazandığı şey bir sekülerlik olacaktır. Çünkü filmin incelemelerine işte baktığımız zaman dini şekilde alınmayan sadece bir seyirci var. O da işte antikapitalist Müslümanlar dediğimiz o siteden yazılmış bir yazı. O sadece işte Curtis'in mücadelesini peygamberi bir mücadele olarak görüyor. Fakat o da sosyalist bağlamda değerlendiriyor. Onun dışında hiçbir seyirci sunduğumuz bağlamda bir alımlama yapamıyor. Yani dolayısıyla benim yani tezim kesinlikle seyirci seküler çerçevede oluşturulmuş bir filmden dini bir alımlama yapması mümkün olmadığını düşünüyorum ben. Mesela dinini ona kondurmak da istemiyor olabilir.
Yani bak bir sürü gerekçe olabilir. Ahmet inancı diye bir şey yok orada, o yüzden olabilir. Yani kondurmak istemiyor olabilir. Şimdi şüphesiz söylediğiniz noktalar çok değerli. Ama A'ya, A'dan B'ye herhangi bir sinema metniyle ya da herhangi bir metinle böylesi bir neden sonuç ilişkisi formüle etmek artık kalmadı üstad, kusura bakma. Bir şey söyleyeyim. Ya bir şey söyleyebilirim, çok pardon. Biz girdim mi hocam? Pardon, başkasına mı söz vermiş? Söz verecektim ama neyse, sırayla hepimize vereceğiz. Sinan, sen baştan söyle. Benim adım da Sinan. Mikrofon alabilir misin? Tabii ki. Benim adım da Sinan Sertel. Ben Çağlar Bey'e katılmakla birlikte herhalde filmi izleyen azınlıktan biriyim. Ben filmi izlemiştim ve sizin sunumunuzu da dinledim. Ben bir katkı vermek istiyorum. Sizinle hemfikir olmadığım konusunda böyle bir durum var. Filmde bir iktidar var. Sizin tanrı olarak okuduğunuz bir iktidar var ve bu iktidarı aynı yollarla, yani iktidarın kendi kullandığı şiddet yöntemiyle kendi iktidarını kuran bir Curtis'ten bahsediyoruz. Dolayısıyla yani bir bilinç seviyesinde evet güzel, kaybedenler kazandığı bir şey olmuş oluyor. V for Vendetta'da da aynı durum söz konusu. Halbuki sistem hiçbir şekilde değişmemiş oluyor temelde bakarsınız. Yani bir üst perdeye çıktığınızda aslında film kendiyle çelişen, söylediği söylemi kendi kendine çürüten bir vaka ortaya koymuş oluyor. Benim gelmek istediğim şey de biz hani filmlere seyircinin hiçbir şekilde bilinçli olmadığını kabul edip bu şekilde korkuyla yaklaşırsak yani aslında kendi kendimizi aynı o filmin kendine yaptığı gibi bir sonuç ortaya çıkmış oluyor. Ben de böyle bir katkı yapmak istedim. Ayrıca şöyle de bir şey var. Mesela din dışı bir şeyin olmaması durumu var yani. Ben böyle bir şey kabul ediyorum. Yani sadece hakkın gelmediği bir yer var. Batıl diye bir şey yok aslında. Dolayısıyla din dışı olabilecek bir film yok yani. Sadece onu okuyamaya belki kısıtlı. Demek istediğim anlatı aslında bu film kendi ayağına sıkan bir şey yapmış oluyor. Yani bu şekilde de okunabilir ve o zaman söylenenler biraz sıkıntılı bir sonuç çıkartmış oluyor. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Siz çabucak. Ben de aynı şeyi düşünüyorum da arkadaşlarla. Yani orada ben de izledim filmi. Sonunda bir ahiret inancı yok. Bizim inancımıza göre bir ahiret var. O yüzden ben onu bir devlet yönetimi şekli olarak düşündüm. Yani hiçbir zaman dinle yakıştıramadım. O yüzden. Peki, teşekkürler. Dilek Hanım, buyurunuz. Ben böyle çalışmaları çok değerli buluyorum şu açıdan, son konuşmacımız için. Yani her kim izleyiciye bakıyorsa bu benim için değerli bir araştırmadır. Öncelikle bunu söyleyeyim. Film, ya ben filmciyim, hani esas olarak film araştırmacısıyım. Oradan konuşabilirim ve bir uzmanlık alanında izleyici araştırmalarıdır. Yani bunun çok kıymetli olduğunu biliyorum ama bu araştırmalar zaten şeyden yola çıkmıştır. Sırf böyle metne odaklanıp metnin nasıl bir anlam ürettiğini hani tartışan metinsel analiz, ideolojik analiz filan gibi yaklaşımın eleştirisinden yola çıkmıştır. Dolayısıyla izleyicinin bakışını, yani biraz onun cidden bakışını anlamaya çalışır. Şimdi siz bir yandan aktif izleyici falan diyerek izleyiciye gidiyorsunuz. Ama ondan önce bir metinsel analiz yapıyorsunuz, diyorsunuz ki burada böyle bir alt metin var, okey. Sonra izleyiciye gidiyorsunuz, görüyorsunuz ki izleyici öyle bir okuma yapmıyor. Yani onlar başka türlü okuyorlar falan ama siz bunu bence, yani eğer bu bir izleyici araştırmasıysa, aktif izleyici kavramından besleniyorsa o zaman şey için kullanabilirdiniz, belki kendi o okumanızı revize edebilirdiniz. Yani belki orada bir problem var. Belki tek bir okuma yok. Yani ayrıca insanlar sadece bir filmin öznesi değiller. Zaten daha önceden özne olarak geliyorlar filmin başına falan. Yani özetle demek istiyorum ki değerli izleyici araştırması olduğu için ama metodolojik açıdan oldukça problemli olduğunu düşünüyorum. İkincisi de ya çok basit işte. Orada belki de yok yani öyle bir şey.
Hani bunu nasıl böyle şey olarak yorumlayabiliyorsunuz? Görmüyorlar diye yorumlama şeyi hakkı vardır. Nasıl olabiliyor yani? Sizin gördüğünüz görmüyorlar işte, diye nasıl diyebilirsiniz? Delillerim var. Hepsinin delili var fakat sunamadım. Vakit çok az. Tamam. Fakat şunu özellikle söylemek istersen, hayata bakış içerisinde bir Müslümanın hayata bakışında dini olan vardır ve seküler olan vardır. Yani bu çok önemli bir bakış açısı. Eğer biz bir filme baktığımızda dini şeyleri çıkaramıyorsak ondan ve onun ardındaki seküler kalıpları, işte mitleri ve benzeri birçok şeyi ortaya çıkaramıyorsak, o filmden maalesef sizin söylediğiniz şekilde aktif seyirci istediği anlamı çıkarır, çıkaramıyor. Seyirci, aktif seyirci ne yaparsa yapsın, seküler bir bakışta baktığı zaman dini anlamı çıkaramıyor. Bilakis o film seyirciyi şekillendiriyor. Yani ben Hollywood sineması üzerine çalışıyorum. Yani Hollywood sineması insanlarımızı öyle bir hale getirdi ki ülkemizdeki herkes artık Hollywood sinemasının sunduğu yaşam tarzlarını benimser hale geldi. Niye? Çünkü her hafta film izliyoruz. Cuma günleri vizyona giren filmleri. Dolayısıyla bizler de ondan etkileniyoruz. Niye? Bunun sebebi ne? Çünkü dini bir bakış açısına sahip değiliz. Çünkü sekülerleşiyoruz. Yani bunu vurgulamak lazım. Teşekkür ederiz. Hakikaten üzerine kafa yorulması gereken konular. Tebliğ de yayınlanacağız zannediyorum. Daha farklı noktaları görebileceğiz. Başka son soruları, katkıları alalım. Var ise. Evet, o... Bir şey sorabilir miyim? Peki Kurtuş Hocam. Arkadaş, ben çok teknik bir şey soruyorum. Başka bir şey sormuyorum. Bu Hollywood filmleri böyleyse, bizim normal sizin söylediğiniz bu seküler filmlerle aynı tarzda bakıyorsa meseleye, bizim millet niye bu bizim seküler filmleri seyrediyor da onu o kadar seyretmiyor? Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi baktığınız zaman mesela şöyle bir hikaye. Yüce Çakmaklı filmini seyreden insanlar değişik tarzda algılıyor filmleri. Öbür filmleri algılarlarken de değişik tarzda algılıyorlar. Yani bu hikayeye baktığımız zaman bir de bunu şöyle yapmanız çok daha ilginç bir sonuç çıkarabilir. Yani sizin dediğinizin mi daha gerçekçi? Burada size yöneltilen eleştirilerin mi daha gerçekçi olduğunu şu çıkarabilir. Dünyaya hakikaten seküler bakmayan insanlar üzerine bu filmleri seyrettirip bu filmlerle onların nasıl baktığını sorgularsanız sizin söylediğiniz şeyin ne ölçüde gerçekçi değildir anlamına söylemiyorum. Olup olmadığı daha net ortaya çıkar gibi geliyor. Teşekkür ederiz Kurtuş Hocam. Buyurun, son şeyi alıyoruz. Evet. Ben İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim. Burada benim anlayamadığım, yani 3 gündür belki değerlendirme kısmında hocalarımız da bunu söyleyecektir ama şöyle bir durum var. Yani dini film dediğimiz zaman, şimdi ben diyorum ki, yani dini Müslüman kimliği olan bir insan sinemaya giderken işte abdestini alıp besmelesini çekip öyle mi gidecek de bir şeyleri eleştirel bir şekilde bakacak? Yoksa insanlar sinemaya işte kafayı dağıtmak için, eğlenmek için yani niye gider? Yani bunu şunun için soruyorum. Oradan ben dini bir mesaj almam için ne gerekir? Çok uzun kapsamlı bir soru yönelttiniz. Bence hayır, biraz ben bunu, daha... Ben bunu şey açısından soruyorum. Yani bunlar izleyici açısından bir şey yok. Yani izleyici nasıl girer? Hani sinemaya girme adabı, film izleme adabı gibi bir şey mi var? Yani Müslümanın şey yaptığı. Bu şu bağlamda soruyorum. Çok güzel nokta hocam. Dini değil ayrımı yaparken, yani burada bir şey söylendi. Bütün filmler dinidir. Porno filmi siz hangi dini şeye sokacaksınız mesela? Bu da bir film türü. Şimdi son olarak da şunu söyleyeceğim. Çok zıt bir filmden siz orada o günkü havanıza, yani canınız sıkılmış gidersiniz, esinlenirsiniz, filmler çıkarsınız, dine yönelirsiniz. Veya çok dini bir insansınızdır, o gün çok şeydir, zıt yöne kayabilirsiniz. Yani o kişiye kalmıştır film. Bir de şöyle bir şey, seküler deniyor da sinema zaten seküler bir şeydir, dünyaya aittir. Bir de adamın bir gişe kaygısı olacak, para kazanacak yani. Burada tebliğ yapamaz, bir şey yapamaz yani sadece. Yani İslami sinema, dini sinema böyle bir şey.
Ben anlayamadım yani. Bunu aydınlatmak isteyen varsa çok memnun olurum. Üç gündür anlayamadım. Söyleyecek misiniz? Ya hayatı okumak gerekir. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor, biz bu hayatı oyun ve eğlenceden ibaret olarak yaratmadık diye. Yani hayatı okurken her şeyi onu oyun olarak görürsek maalesef o oyunun içine dalıp giriyoruz. Sinemayı da bir oyun ve eğlence olarak gördüğümüz zaman maalesef ondan büyük oranda etkileniyoruz. Bu kaçınılmaz bir son olarak seyirciyi beklemektedir. Bunu söylemek istedim. Buyurun. Son soru çok güzeldi. Gerçekten Aglaş'ın sorduğu en son soru çok güzeldi. Benim anladığım galiba net şunu söylemek istedi arkadaş. Ön yargılarımızdan sanırım film izlerken önce bir ön yargılarımızı bir tarafa bırakıp sonra mı izlemeye başlasak acaba? Sonuçta çıkartmak istediğim mesaj veyahut da benim çıkarttığım mesaj bu. Yani bir film izleriz, gerçekten çok piyasa film deriz, popüler film deriz ama izlediğimizde o bize bambaşka şeyler, çarşınlar yapabilir. Ya da çok sanatsal film deriz, çok sıkıcı bir film deriz. O bambaşka bir noktaya gelebilir. Ben biraz önce arkadaşın gösterdiği slaytları görünce Eteris galiba değil mi oradaki? Tanrısal karakter veya sizin öyle dediğiniz karakter Eteris miydi oyuncu? Yok, oyuncu olarak Eteris galiba. Doğru. Evet. Eteris değil mi? Orada mesela izleyince Eteris bir de şeyde vardı. Truman Show'da ki stüdyo patronu da Eteris'ti. Orada da mesela çok benzer bir şey var. Yani çok benzer bir sistem eleştirisi var. Her şeyi kontrol eden, her şeye müdahale eden bir adam. Şimdi bunu da biz şey dersek, işte burada da bir tanrı eleştirisi vardır dersek, o zaman sistem eleştirisi yapan tüm filmleri dışarıda bırakmamız gerekecek. Yani sistem eleştirisi yapıyor, o zaman tanrı eleştirisi yapıyor. Böyle bir noktaya gelebiliyor yalnız. Böyle bir tehlikesi var diye düşünüyorum. Buyurun. Hocam zamanımız kalmadı ama çok kısaca. Kısaca. Evet, evet. Gerek yok. Şimdi ben de 3 gündür dinlemeye çalışıyorum. Dinliyorum tabii. Aklıma Rasim Özdenören'in bir cümlesi geldi. Onu paylaşıp bitireceğim. Tamam. Rasim Bey sinema, milli, dini sinema sorusu sorulunca bir yerde diyor ki bir binayı herkes yapar. Yani mimarlar değişik dinden, ırktan, milletten olabilir. Ancak diyor Müslüman o binanın tuvaletini kıbleye karşı yapmaz. Yani Müslümanca bakış açısı, dini, İslami değil, Müslümanca sinema olabilir diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kapanış oturumuna katılmak üzere sizleri karşı salona davet ediyorum.